Arkadaşlar hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere çok hafif, güzel bir sütlü tatlı tarifim var. 3 renkli sütlü tatlı olacak. İlk önce karamelini hazırlayayım. Onu kenara alacağım. Ondan sonra muhallebimi hazırlayacağım. 1 su bardağı toz şekeri. Şöyle küçük bir tavamın içine alıp altını kısığa alıyorum. Kısıkta yavaş yavaş erisin. Kenarlardan eriyene kadar bekliyorum. Rengi değişene kadar kaşık sürmüyorum. Altı da kısıkta, en büyük ocağın en kısığında. Erimeye başladı. Artık karıştırıyorum şöyle. Şeker tamamen eridikten sonra bir tatlı kaşığını böyle çok aşırı doldurmadan tereyağı ilave ediyorum. Hızlıca karıştırıyorum. Tereyağı eridikten sonra bir paket 200 gramlık krema ilave ediyorum. Hızlıca karıştırıyorum. Böyle topak topak olmasın ama hemen eriyecek. Altını kapattım. Zapt edemezseniz hemen altını kapatın dediğim gibi. Ben de altını kapattım. Kapattıktan sonra gördüğünüz gibi eridi artık. Çok hafif bir topaklanma var. O eriyene kadar hemen ocağın altını yakayım. Kısık ateşte şöyle 1-2 dakika daha karıştırarak kaynatıp ocaktan alacağım. Erince kaynattım. Artık ocaktan alıp hemen muhallebisini hazırlıyorum. Uygun bir tencereyi ocağıma alıp içerisine 1 litre süt ilave ediyorum. Ocağın altını yakmadan 3 yemek kaşığı nişasta ilave ediyorum. 1 adet yumurtanın sarısı. Bunları öncelikle bir çırpayım. Çırptıktan sonra hazırladığım karamel içerisine ilave ediyorum. Şeker ilave etmiyoruz. Zaten yeterince karamel de var. Tekrar karıştırıyorum. Ocağın altını yakıp orta ateşte sürekli karıştırarak pişiriyorum. Oylaşıp kıvamı aldı gördüğünüz gibi. Böyle 1-2 taşım kaynatıp hemen ocaktan alın. Çok fazlasıyla kaynatmayın arkadaşlar. Ben de şimdi güzelce bir mikserden geçireceğim. Ocağın altını artık kapatıyorum. 1-2 dakika şöyle çırpıyorum. Yeterli. Hemen soğumadan kaplara boşaltayım. Hazırladığım muhallebi soğumadan birazını bir kaba, birazını da bir kaba boşaltıyorum. Birazını da tencerede bırakacağım. Yani 3'e bölüyorsunuz arkadaşlar. Tencerede dursun. Şimdi bir su bardağı damla çikolata kullanacağım. Damla çikolatanın 3'te 1'ini bir yere, 3'te 2'sini bir yere boşaltıyorum. Bu işlemi hemen sıcakken yapın. Karıştırarak eritiyorum. Hemen sıcağıyla gördüğünüz gibi eridi. Bu koyu renk kullanıyorum arkadaşlar. Hemen diğerinde karıştırıyorum hızlıca. Bu da açık renk. Böylece 3 rengi yakalamış oluyoruz. Soğumasına izin vermeden hemen bu işlemi yapın. Tamam. Şimdi hemen kuplara boşaltacağım. Ben şöyle bir bardak kullanacağım. Arzu ettiğiniz kaplara boşaltabilirsiniz. Önce koyu renk, sonra açık renk, koyudan açığa doğru gideceğim. Ondan sonra karamelli muhallebimi ilave edeceğim.
Önce koyu renkli kakaolu olanı alta koyuyorum yeterince. Ardından açık rengi döküyorum. Dökmeden önce bir kere karıştırın arkadaşlar. Muhakkak. İki rengi de doldurduktan sonra en üstüne karamel güzelce bir son kez çırptım. Hemen şöyle un yardımıyla üstüme boşaltıyorum. Çok da güzel bir görüntüsü oldu gördüğünüz gibi. Tadı da harika. Üstteki hafif böyle tadı az. Alta doğru daha tatlı iniyor. Şimdi dolaba kaldırayım. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra tabii ki soğuduktan sonra süsleyip servis edeceğim. Saat boyunca dolapta dinlendirdim. Şimdi kıvamını sizlere gösterip videomu bitiriyorum. Ben üzerine birazcık böyle çikolata rendesi koydum. İsterseniz kakao da serpebilirsiniz. Arzu ettiğiniz gibi süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Hemen bir tanesinin kıvamını gösterip videomu burada bitireyim. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Videolarımı beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı, ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.